stoper konusu. Sen biraz dertlisin o konuda. Aleyhine sana söyleyeyim yani. Önce. Milli takımın uzun yıllardır elit stoper eksikliği çekmesinin sebebi nedir? Toplumsal kültürel kökenlerinde şu var. Şimdi nasıl olsa böyle Tugay abi teknik taktik nedenlerini benden daha iyi anlatacaktır. Ben de anlatabilirim ama Tugay abi daha iyi anlatacak çünkü yıllarca bu stoperlerin önünde oynadı. Hani en yakından o biliyor tabii. Şimdi teknik taktik yanına bıraksak toplumsal sorunumuz şu. Niye sol bek yetişmiyor? E sen solak çocuğu sağla yazıyorsun. Sol ayağıyla da bir şey yapamaz o zaman. E stopere gelirsek sade oynayan stoperlere ülkemizde kazma etiketi yapıştırılıyor. Evet. Tarihimizin en başarılı milli takımı 2002 Dünya Kupası'ndaki ve 2008 Avrupa Şampiyonası'ndaki. Halen ben Hakan Baltay'a kazmanın teki diyeni biliyorum. E sen de biraz yorumun biraz böyle kazmaca oluyor ama ya. Orada o topu uzaklaştırmazsa gol yiyoruz arkadaş. Bülent Korkmaz son derece sade değil mi hocam? Aynen. Hiçbir böyle spektaküler özelliği olmayan, olmasına da gerek olmayan bir mevki çünkü. O zaman arkadaşlar Puyol Türk olsa, ya ben bu ülkede maç izlerken Puyol'a da çok düz Ali Ece, niye o kadar abartıyorsun? Düz, ne yapacak stoper? Topu alıp, üzerine pres yapan iki santraforun birine bacak arası atıp, sonra topu havalandırıp, göğsüyle düzeltip, röveşatayla mı uzaklaştıracak öyle arkadaş? Öyle bir dünya yok. Recep Çetin'e böyle takoz diyorsun. Takoz iyi bir şey. Durduruyor yani. Durdurucu. Sağ bekte stoper de oynuyordu. Hani. Stoperin zaten kelime karşılığı stoper, durdurucu. Durdurucu demek. Bırak adam durdursun. Mesela bir tane stoperimiz Şampiyon Ligi maçında Türk oyuncu topu taça attı. Vay be orta durum tribünden bu kazmayı mı savunuyorsun Ali Ece? Oğlum yani bak Barcelona'daki adam atıyor ya. Ya Puyol atıyor. Bizim çocuk atınca niye kazma diyorsun abi? Ya bir kere bu var. Hani ülke futbol kültüründe toplumsal olarak sade oynamak gereken bir mevkide sade oynayanı kazmalıkla itham ediyoruz. O zaman hiçbir çocuk stoper oynamak istemez. Kimse stoper olmak istemez. Öyle değil mi sevgili Tugay abi? Kesinlikle. Ama burada ters köşe olarak ben şuradan bakacağım olaya. Yöneticilerde bir kere hata. Tabii ki. İş başta başlıyor. Yani gelen hemen altyapıya önem vereceğiz. E kimse önem vermiyor. Kim veriyor? Söyleyin bana bir tane örnek gösterin. Her gelen altyapıyı. Orasını ayırıyor o. İşte şimdi spor, Bursa sen spor. Altyapıdaki hocalarına maaş anlamında. Tabii. Asgari ücret verirsen. Bunu verirsen buradan oyuncu yetiştirmesini bekleme zaten. Sıkıntı burada başlıyor. Biz ondan sonra tabii ki konuşuruz Mehmet Topal'ı istediğimiz kadar. Yani istediğin kadar program yap yine Mehmet Topal diyeceğiz biz. Çünkü yine Mehmet Topal'ı oynatılmak zorunda. Yok. Şimdi bakıyorsun. Milli takımda Bülent Korkmaz. Alfay'dan sonra bana bir tane stoper söyleyin. Bak direkt akla gelmiyor. Yetenekli olanlar bulamıyorsun vardı, çünkü geçmiyor. Beş parmağı da geçiremiyor. Bir de yani uyum isteyen bir mevki. Stoper tandemi deniliyor. Yani bir ikili olarak birbirini tamamlaması gerekiyor. Mesela iki pike olmaz. İki Puyol da olmaz. Ama pike Puyol çok iyi denk gelmişti. Ben bir de şunu düşünüyorum yine. Yine ülke ve futbol kültüründe. İtalya'da tam tersi. Chiellini'ye, Bonucci'ye, Maldini'ye kazma diyeni çıkartırlar tribünden. Arkadaşım git başka spor ligende. Tam tersi uzman. Uzman deniyor mesela. İşte Costa Curta ile ilgili uzman. Dahi falan deniyor. Baresi'ye dahi deniyor. Nesta Cannavaro. Tamam Nesta Cannavaro nasıl çıktı? Baresi'ye dahi dendiği için oraya getirecektim. Çok güzel özetledin. Peki Nesta Cannavaro kim aldı abi dünyanın en iyi futbolcusu ödülünü stoper olarak? İtalya'dan çıktı. Çünkü stoperin bir zanaat olduğunu. Sadece sanat değil forvetlik gibi. Aslında forvetlik artık sadece sanat değil. O da bir zanaat da. Bir kere bunu böyle kabulleneceksin. Buna göre yetiştireceksin. Bizde herkes yıldız olmak istiyor. Kimse bizde zanaatkar olmak istemiyor. Bakın şimdi yine şey örnekleri vereceğim. Bu kolay yoldan para kazanma vaadiyle insanları kandırıyorlar. Halbuki işin mantığı var. Herkes Zlatan İbrahimovic kadar yetenekli olamaz. Herkes Messi kadar yetenekli olamaz. Herkes Ronaldo kadar çalışkan olamaz. Biz zaten forvet çıkartıyoruz. En kötü halimizde bile. 8 yiyen takıma bak İngiltere'den bizim. İngiltere milli takımından. Forvetler çok iyi. Çok iyi. Öyle değil mi hocam? Ha, o zaman bir kere bu mevkinin uzmanlık isteyen bir şey. Bek oynama, stoper oynama. Bir kere bunun hakkını vermeye başlamamız gerekiyor. Önce hak vereceksin ki sonra karşılığını alabilirsin. Öğretmek gerekiyor. Yetiştiricileri yetiştirmek gerekiyor. Önce çocuklara, çocuklar stoper oynamak hiç kazmalık değildir. Bunun en güzel örneği nedir biliyor musun Ali? Şimdi isim isim veriyorsun da senin kütüphane her zaman saygım sonuçta. Yok hocam kütüphane ne güzel. Var, kafada biraz işte bantolar var. Var. Çip var orada. Eğer defans oyuncusun varsa eskilerden getireceksin. Aynen orta saha oyuncun kaliteli ve bu dünyada isim yapmışsa getireceksin.
santrafor bölümüne de ekstra bir hoca getireceksin. Çünkü işlem böyle işliyor yurt dışında. Tabii Les Ferdinand Tottenham'ın santraforunu çalıştırdıktan sonra Tottenham böyle ekol bir işte hücum hattına sahip oldu. Şimdi bunlar varken sana bunu verebilecek en sağlıklı kişi bu. Okey. Mesela Bülent Korkmaz bir takım ya, çalıştırmıyorsa, ya yani yorumculuk da gayet iyi bir şey demiyorum ama hakikaten milli takımda danışacaksın ya. Adam yapmış yok, çünkü. Bizim ülkemizde tamam. öyle bir sistem var. Devam edelim. Cengiz Ünder'e son dönemdeki gururumuz. Cengiz Ünder milli takımın üzerine inşa üzerine bir yapı inşa edebileceği seviyede bir oyuncu mu? Evet. Milli takımdaki oyuncu malzemesi de uygun. Yani bizde de Roma'daki gibi çok kaliteli, yani takımın diğer mevkilerine göre en kaliteli oyuncu merkez orta sahalar. Yusuf Yazıcı. Yalnız bir dakika Aleyce bir saniye, özür dilerim. Üzerine inşa edilebileceği derken yani takım Cengiz Ünder'in yeteneklerini öne çıkaracak şekilde Liverpool'da Muhammed Salah'ın oynadığı gibi milli takım Cengiz Ünder özelinde mi oynamalı? Hayır. Kesinlikle evet. Çünkü orta sahalarımız da buna uygun. Yani bizim öyle sabırlı kısa pas futbolu falan filan oynamamız çok zor. Çünkü sabırlı kısa pas futbolunda stoperlere geri oynayacaksın. Stoperlerin de ayağı iyi olacak. Şimdi bir haksızlık, bu oyunculardan o istenemez. Ama Cengiz Ünder oyunu nedir? Roma'nın oyunda gibi. Seri pas, mümkün olduğu kadar hızlı gol arama, orta sahadaki üçlüler, yani ofansif defansif sürekli gidip gelen, savaşan, işte Nainggolan tarzı, işte Kevin Strootman tarzı, ön libero da 8 gibi 10 numara gibi oynayabiliyor, 10 numara da 8 gibi 6 gibi. Bu dengeyi kurarsak, ön tarafta Cengiz'e hep taze, ayağı sıcak tutarsak, çok yıpratmazsak, yormazsak bu iş olur. Mesela Emre Mor kullanımımız, Emre Mor da kendini kötü kullandı. Kariyerini kötü şekillendirdi, o ayrı. Ama Emre Mor'u santrafor falan oynatmanın bence hiçbir faydası olmayacak, kesindi. Şimdi Cengiz Ünder'i de, bu çocuk sağ forvet değil mi abi Roma'da bu kadar? Şimdi Barcelona'nın radarına girmiş. Bugün Monchi, Roma sportif direktörü diyor. Ben demiyorum. Barcelona ilgileniyor Cengiz'e demiş. Ha, bence daha Roma'da kalmalı, o ayrı bir şey. Hatta mümkünse bir iki yılda böyle Napoli'de oynamalı hani. İtalya'yı birbirine katmalı tamam, tabii canım. Tamam. Senin neyse anladım. Senin fantezilerine sonra gelirim. Sen devam et. Hayır canım, ne alakası var ya? Niye fantezi olsun? Allah Allah. Insigne de çok iyi. Sağda da Cengiz oynasın, Kayon'u yeni diyorum ben. Tamam. Neyse. Yani o tarz oynamamız gerekiyor. Yani Cengiz Ünder'in den maksimum verim alabilecek şekilde milli takımın hücum planını, A planı bunun üzerine kurulu olmalı diyorum. Bence o seviyede diyorum. Hocam değil mi? Kesinlikle katılıyorum. Hayda, ben ters bekliyordum o hareketlerden. Bu hareketler ters bir şey bekleyemezsin. Çünkü bizim beklentimiz kişiye dayalıklı olduğu için ülkemizde. Biraz önce stoperlerden bahsettiğimizde taça vurduğunda herkes tepki verirken dışarıdakiler bunu yapmıyor. Bizde bakış açımız öyle olması lazım ama Cengiz'le alakalı bazı şeyleri söylerken de basamak basamak gitmemiz lazım. Bir anda dan diye yukarı vurup ondan sonra Cengiz'i dan diye aşağı indirmenin de bir anlamı yok. O ama bir Türk geleneği değil midir hocam? Tamam, bu gelenektir ama işte o geleneği kırsa iyi olacak. Yani bunu Cengiz'e tatlı bir dille yavaş yavaş izah etmek zorundasınız. Yoksa çocuk kendini bir anda dünyanın starı zanneder, ondan sonra hadi tut tutabilirsen Cengiz'i. Ama Ali'nin de söylediği gibi eğer sistem içerisinde arkasındaki oyuncu grubu, ayakların kalitesi, düşünce mantığı iyi olursa Cengiz biz daha mantıklı ve daha sağlıklı kullanırız. Ve de Cengiz buradaki bütün yeteneklerini ön plana çıkarabilir milli takımda. Zaten yurt dışında yaptıkları da ortada. İyi oyuncuyla oynarsan, iyi orta sahalarla, iyi defans oyuncularıyla oynarsan bir tık öne çıkartırlar seni. Peki Cengiz'in alternatifi olur mu o pozisyon için? Şu an kendi pozisyonunda onun alternatifi bende yok. Hayır, şeyden diyorum. Bir zahmet şimdi, Emre Mor en azından böyle düzelip Cengiz'in yedeği olsun milli takımda. Ha, zahmet işte olacak yani. Çünkü eğer bu gerçekleşir, hani böyle bir yola gidersek bir oyuncu, mesela atıyorum Messi, Cristiano Ronaldo vesaire, onlar nasıl yapıyorsa eğer bir oyuncu üzerine dizayn edersek yapıyı, oyuncunun olmaması durumunda ne yapacağımızı da şey yapmamız. Aynı şeyi şimdi sağ forvetse işte Abdülkadir bence hala merkez ortası ama ısrarla sağ forvet görmek istiyor onu. Hani Abdülkadir de orada var diye sayabiliriz. Ama farklı oyuncular ama yani ne kadar etkili olur. Ama bu şu anki oyuncu malzemesi ve geleceğimiz için en iyi formül olarak görüyor musunuz? Galiba ikiniz de görüyorsunuz. Yani başka bir fazla bir şey göremiyoruz Tugay abi, siz görüyorsunuz. Ben de göremiyorum. Görmem mi lazım? Yeni de lens taktım dün sabah. Hayırlı olsun. Tamam. Maçı, hayır okay. Var ya yıllar. Cengiz'den beri var da yeni aydan aya değişti. Takmasan da olurmuş Cengiz'in zaten. Cengiz'in ayaklarını yani kuvvetliyoruz, devam ediyoruz o zaman. Beynine de. Beynine de. Her, yani kendisine kuvvet maşallah diyelim.